Çapa Marketler Zinciri Ana Haber Bülteni sunar. Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi kandiller sevgili izleyiciler. Evet, bugün Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Kadir Geceniz mübarek olsun. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, müminlere göre bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında İslam aleminin hüzünle sevinci birlikte yaşadığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Hüzünlüyüz çünkü Allah katında ayların en hayırlısı olan Ramazan'a veda ediyoruz. Sevinçliyiz çünkü bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşuyoruz. Kadir Gecesi müminlerin ve tüm insanlığın kadrini yücelten gecedir. O gecede insanlığın hidayet rehberi ve önceki vahiyleriyle tasdikleyici olan Kur'an-ı Kerim inmiştir," dedi. Kanal 25 Yönetim Kurulu Başkanımız ve Koç Cağ Kebap Salonu sahibi Kemal Koç da yaptığı Kadir Gecesi mesajında Ramazan ayı boyunca İslam coğrafyasında kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimize reva görülen zulüm, şiddet ve cinayetlerin üzüntüsü yüreğimizi dağılıyor. Bu hüzünle Ramazanımız buruk geçti. Kadir Gecesi'ni idrak ederken dünyanın neresinde olursa olsun açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların haklarına dikkat kesilmek, onların dertleriyle dertlenmek, acılarına ortak olmak, yaralarını sarmak hepimizin vazifesidir. Böyle bir ortamda bu geceyi vesile kılıp Kur'an'ın kadrini kıymetini bilmeli ve bu gecede dünya semasına inen Kur'an'ı tekrar gönül semalarımıza indirmeliyiz. Kadir Gecesi'nin faziletini gecenin karanlığında değil, karanlıkları ortadan kaldıran Kur'an'da aramalıyız. Bin aylık manevi gelişmelerin yaşayabilmesi için Kur'an'ın hak, hakikat, ahlak ve adalet ilkelerine yeniden sarılmalıyız. Allah'ın meleklerinin yeryüzüne barış ve esenlik getirmeleri için Kur'an'ın barış ve esenlik mesajları canı gönülden kulak vermeliyiz, dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Ahmet Küçükler, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ahmet Küçükler mesajında dargınlara, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunulduğunu belirterek, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin kıymetini bilmek ve gecenin ruhuna uygun davranışlarda bulunmak gerektiğini vurguladı. Bu gece indirilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Müslüman olarak iyi anlamak zorundayız ifadelerini kullanan Başkan Küçükler, Kur'an'ın insanlık için rehber, kurtuluş yolu ve aydınlanma kaynağı olması, insanların ona yönelmeleri ve onun bildiklerine bağlanmalarıyla mümkün olabilir. Ama ne yazık ki ileri teknolojiye rağmen, konfora ve üstün bilgiye rağmen insanlar istedikleri mutluluk ve huzuru yakalayamamaktadır. Bunun altında yatan en önemli unsur ne yazık ki yine Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyup anlayamamaktan, yaşam tarzı haline getirmemekten kaynaklanmaktadır. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürdüğümüz sürece birbirimizi sevip saymadığımız müddetçe huzurdan, mutluluktan, rahat yaşamaktan, sakin olmaktan söz etmek asla mümkün olmayacaktır, dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, parti il teşkilatının hazırlamış, organize etmiş olduğu iftar yemeği için dün Erzurum'a gelmişti. Evet, dün akşam verilen iftar yemeğinde Kamalak önemli açıklamalarda bulundu.
Düzenlenen iftar yemeğine Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Saadet Partisi Erzurum İl Başkanı Faik Çalık, Saadet Partisi ilçe başkanları, Saadet Partisi kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Türkiye bir yol ayrımındadır. Ona göre gideceğimiz yolu baştan tayin etmemiz lazım. Önümüzde iki yol var. Bu yollardan birisi Haçlı Birliği'ne gidiyor, diğer yol ise İslam Birliği'ne gidiyor. Kurtuluş İslam Birliği'ndedir dedi. Peki Türkiye'de de zinayı serbest bıraktılar mı? Evet. Evet. Soruyorum size, bundan 10 yıl önce mi ahlaki değerlerimiz, manevi değerlerimiz daha fazla çiğneniyordu, şimdi mi daha fazla çiğneniyor? Şimdi. Şimdi daha fazla. Avrupa diyor ki, ey Türk milleti, ey İslam alemi, madem ki benim birliğime girmek istiyorsun, kulübümde faiz olmazsa olmaz ekonominin temel şartı diyor. Erzurum Baro Başkanı Faruk Terzioğlu, Türkiye'nin en huzurlu illeri arasında yer alan Erzurum'da son 10 yılda en fazla işlenen suçlarla ilgili bilgiler verdi. Baro Başkanı Faruk Terzioğlu, Türkiye'nin en huzurlu illeri arasında yer alan Erzurum'da son 10 yılda en fazla işlenen suçlarla ilgili bilgi verdi. Terzioğlu, kentte uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Bıçak ve hırsızlık olaylarında emniyetin özverili çalışmalarına değinen Terzioğlu, aileler sorumluluklarını hatırlamalı. Son bir yıl içerisinde Erzurum'da en fazla işlenen suçlar arasında bıçaklama ve hırsızlık geliyor. Kanunların sınıfta kaldığını söylemek mümkün dedi. Son 10 yılda işlenen suçlara bakıldığında uyuşturucunun giderek yaygınlaştığını görüldüğünü dile getiren Terzioğlu, Erzurum'da son 10 yılın verileri uyuşturucunun giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Bu anlamda atılması gereken çok önemli adımlar var. Aileler eğitimden geçirilerek çocukların ülkesine, milletine faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine sağlanmalıdır. Öğretilenlerden oluşan bir anlayış çocuğun aileye bağımlı, kendi başına kararlar alamayan, sorumluluk duygusundan yoksun bireyler olarak yetişmesine neden olur. Bunun tam aksi durumda ise, yani sıkı eğitimin ve yetersiz sevginin olduğu ortamda yetişen çocuklar ileride ya pasif, içine kapanık ya da agresif ve saldırgan davranışlar gösterirler. Çocuklarınıza sevgi verin, onlarla arkadaş olun dedi. Sayın seyirciler, yeni terminal binası, yani ototerminali malum havaalanı yolunda yapıldı ve hizmete başladı. Peki acaba yeni ototerminalde bayram öncesi atmosfer nasıldı? Evet, ekibimiz bugün yeni ototerminalindeydi ve ağızlarıysa bıçak açmıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni otobüs terminali geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Şehir dışı, yani havaalanı yolu üzerine taşınan yeni otobüs terminalinde bayram öncesi adeta incin top oynuyor. Her bayram öncesi günde yüzlerce yolcunun gidip geldiği ototerminalinde şimdilerde yolculardan çok özel güvenlik görevlisi bulunuyor. Hal böyle olunca da seyahat acentelerinde bulunan işletmeciler tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bayram öncesi yeni otobüs terminalinde işlerde yaşanan durgunluk karşısında şok yaşayan acente işletmecileri, günlerdir ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Yeni ototerminaline geldik ama geldiğimize bin pişman olduk. Diğer illerden gelen yolcu sayısı iyi ama Erzurum'dan kimseyi buradan gönderemiyoruz. İlerleyen günlerde nasıl olacak merakla bekliyoruz dediler. Yeni ototerminali işte böyle sevgili izleyiciler. Peki eski terminali ne oldu? Evet, ekibimizden Murat Kargın bugün bunu araştırdı.
Eski terminal binasında artık ne klakson sesleri, ne vedalaşma, ne de bilet alma derdi olacak. Çünkü eski terminal binası yıkıldı. Erzurum'un şehirler arası ulaşımında 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren eski terminal alanı başlatılan çalışma ile yıkıldı. Yıllardan beri ayrılıkların ve kavuşmaların yaşandığı terminalde artık otobüs yerine kepçe ve kamyonlar baş gösteriyor. Edinilen bilgiye göre yıkılan terminal binasının yerine alışveriş merkezi yapılması planlanıyor. Geçiyoruz bir başka tarihi mekana sevgili izleyiciler. Dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Erzurum'da ne var ki yetkililerin duyarsızlığı yüzünden tarih heder heder oluyor. Yakuti ilçe sınırları içerisinde bulunan, şimdilerde adeta yıkılmamak için direnen Şehitler Hamamı ve külliyesinin restorasyonu içinde start başladı. Mahalle sakinlerinin sürekli olarak restorasyon talepleri nihayet Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yanıt bulmuştu. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şeyhler Mahallesi'ndeki Şeyhler Hamamı ve Külhancı Baba adlı bir zata ait olduğu ileri sürülen kabir için harekete geçti. Hamamın restore edilerek muhafaza altına alınması yönünde girişim başlatıldı. Allah razı olsun müteahhit. Sevabın kazanan bir kişi. Yapılan yazışmaların ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğuna bırakılan Şeyhler Hamamı doğrudan temin yoluyla hazırlanacak bir projeyle kültürel amaçlı kullanıma sokulacak. Şeyhler Mahallesi'ndeki Şeyhler Hamamı'nın daha önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü himayesinde bulunmadığına vurgu yaparak yapılan görüşmeler ve yazışmaların ardından artık hamamın tek sorumlusunun Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü olduğu bildirildi. Restorasyonu yapan firma sorumlusu Abdulbaki Keleş, 5 ay içerisinde restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirterek iş bitiminde tarihi mekanın gün yüzüne çıkacağını söyledi. Yani Şeyhler Hamamı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan bir mekan. Özel idare vakıflardan 41 yıllığına kiralayıp restorasyona sokmuştur. Bedelini özel idare ödüyor, yani restorasyon bedelini. Biz de yüklenici firma olarak bu işi yapıyoruz. 150 gün takribi süre, ama işin ilave keşifleri olursa süresi biraz uzayabilir. Çevre düzenlemesi, yani iç yapısı değişmeden yenilenecek hemen. Evet, Ramazan ayının sonlarına geliyoruz. Malum bayram öncesi hazırlıklar başladı. Bayram hazırlıkları ve baktığımızda vitrinlerde de gerek arafalıklar gerekse bayram şekerleri konmaya başladı. İşte bayram öncesi şeker piyasası. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte bayram şekerleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşlar kilosu 6 TL'den satılan şekerlere yoğun rağbet gösteriyor. Tezgahlarını, market önlerini ve içlerini rengarenk şekerlerle süsleyen esnaflar bayramın verdiği heyecanla en bereketli günlerini yaşıyor. Şeker fiyatlarımız 3,5'dan başlayıp 33,90'a kadar değişen fiyatlarımız var. Her kesime, her kısma, her çeşitten, her kaliteden, her üründen fiyatlarımız uygun.
ucuzu, pahalısı hepsi mevcuttur. Fıstığımız yine o şekilde, fındığımız o şekilde. Reyonumuzu açtık. Çeşitimiz şu anda müşterimizi bekliyoruz. Müşterinin güzel bir bayram geçirmesi için elimizden gelen her türlü hizmet, yardım yapmak için buradayız, bekliyoruz şu anda. Tezgahlarda sergilenmeye başlayan şekerler, lokumlar, çikolatalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken fiyatların geçen yıla göre aynı olması da vatandaşın yüzünü güldürdü. 6 TL'den başlayan fiyatlardan satılan şekerler rengarenk görüntüleriyle de ilgi çekiyor. Normal fiyatları 10 lira, çikolata fiyatları da 25 lira. Değişiyor o şekilde. Büyükşehir Belediyespor Bolu'da lige hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde ve kulüp başkanı Saim Özakal'ın kampı ziyaret ederek hem teknik heyet hem de futbolcularla bir araya geldi. Yeni sezon hazırlıklarını Karacasu beldesinde bulunan bir otelde sürdüren Erzurum ekibini ziyaret eden kulüp başkanı Saim Özakal'ın yaptığı açıklamada İlk etap kamp çalışmasını Erzurum'da yaptıktan sonra ikinci etap kampı için Bolu'ya geldiklerini söyledi. Başkan Özakal'ın gelecek sezonda bir üst lige mücadele etmenin hesaplarını yaptıklarını ifade ederek bunun için transfer çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Teknik heyetimizin Bolu kampındaki çalışmaları tamamlanmasının ardından sezona iyi bir şekilde başlamak istiyoruz dedi. Transfer sezonunun kulüpler açısından zor geçtiğine dikkat çeken Başkan Özakal'ın çok fazla etkin ve uygun mevkilere oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Her kulübün olduğu gibi bizde de eksiklerimizi gidererek yeni sezona iyi başlamayı düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan günün gelişmeleriyle sizlerle birlikte olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adınıza hepinize iyi kandiller diliyorum. Hoşçakalın. Çapa Marketler Zinciri ana haber bültenini sundu.